Arkadaşlar merhaba. Build Truth öğreniyoruz video serisinin ilk videosuna yani tanıtım videosuna hoş geldiniz. İsmim Alper Yazar. Bu videoda bu seride hedeflediğim konulardan kendimden biraz bahsedeceğim. Bu videolarla ne yapıp ne öğreneceğiz aslında onları biraz anlatacağım. Doğrudan konulara geçmek istiyorsanız bu videoyu direkt atlayabilirsiniz. Burada çok teknik bir konu konuşmayacağız ama devam etmek istiyorsanız buyurun devam edelim konulara geçmeden önce biraz kendimden bahsetmek istiyorum. belirttiğim gibi ismim Alper Yazar. Bu fotoğraftaki yakışıklı delikanlı benim. Biraz eski bir fotoğraf ama bence hala benziyorum. Birçok sosyal medyada bu fotoğrafı kullanıyorum. Yani sanıyorum hepsinde kullanıyorum. Bunu görmediğiniz resimler benim resmi hesabım değildir. Şaka yapıyorum tabii ki. 2012'de ODTÜ Elektronik Mühendisliğinden mezun oldum. Lisans derecemi aldım. Yine aynı bölümde 2015'te e, yüksek lisansımı tamamladım. 2012 yılından beri aynı firmada aslında elektronik tasarım yapıyorum işin özünde. Bu süre zarfında birçok projede tabii dahil e, olduğunu çalıştım. Ama e, en çok sorumlu kaldım doğrudan e, proje yöneticiliği yaptığım bir proje var. Ondan da bahsetmek istiyorum. OTTÜ elektronik mühendisiyle beraber yaptığımız bir argü projesi. Eklat isimli bir projeydi. E, burada FPC ile hızlandırılmış bulut mimarisi e, tasarladık. 2018-2021 arasında. Belki bununla ilgili ayrı bir videoda çekerim ilginizi çekerse. Biraz yaptığım işlerden bahsedeyim. İşe ilk girdiğim zamanlar ağırlıklı donanım tasarım işleri yapmıştım. Mesela güç kartları, bunun gibi şeyler. Son yıllarda biraz daha işin hani software tarafındayım diyebilirim. Hangi konularla çalıştım? E, Bare Metal ya da işte FreeRTOS'la C kodları yazarak mikrokontrolcü işte SOC gibi platformları programladım. Yok da temelli gömülü Linux tecrübem oldu. Bununla beraber işte Borsa Support Package dediğimiz e, kütüphaneleri hazırlama, altyapıları hazırlama. FPGA tasarımı gibi sayısal tasarım konularıyla ilgileniyorum. Mark olarak da bakarsak çoğunlukla Xilinx ürünleriyle aslında çalışıyorum son yıllarda. İşte FPGA'leri, SOC'leri vesaire falan. İnternette üç yerde aktifim diyebilirim. Bir kendi sitem ayazar.dev'den bakabilirsiniz. Benim aklıma daha fazla bilgi de edinebilirsiniz. Bu videoyu YouTube'da izliyorsanız şu an zaten kendi kanalımdasınız. youtube.com slash yazar adresinden YouTube kanalıma erişebilirsiniz. Sosyal medyada birçok yerde hesabım var ama teknik paylaşımlarımı LinkedIn platformunda yapıyorum. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa beni LinkedIn üzerinden de takip edebilirsiniz dilerseniz. Şimdi biraz bu video serisinden bahsetmek istiyorum. İsmi Bluetooth öğreniyoruz. Burada temel olarak takip edeceğim şey Bootlin firmasının Bootroot eğitimi olacak. Bu firmayla ilgili ilerleyen kısımlarda konuşacağız ama eğitim ve mühendislik firması diyebilirim. Fakat verdiği eğitimlerin bütün materyallerini açık kaynak ve bu videoda kullanabileceğimiz uygun bir lisansla paylaşıyor. Biz de bu eğitim materyallerinin üzerinden gideceğiz. Zaten bu alanlarda çalışıyorsanız gömülü Linux ya da gömülü sistemler Bootlin firmasıyla bir şekilde denk gelmişsinizdir. Yollarınız kesişmiştir. Yani sitesini görmüşsünüzdür ya da paylaşımlarını görmüşsünüzdür. Firmanın en çok bilinen servislerinden biri de Elixir sitesi. Buradan örneğin Kernel gibi büyük projelerin kodlarını rahatlıkla gezebiliyorsunuz. Şimdi size kötü bir haberim var. Ben Buildroot bilmiyorum. Hiç kullanmadım. Diyeceksiniz ki o zaman ne anlatacaksın? Yani niye böyle bir şey çekiyorsun? Zaten serinin adı Buildroot öğretiyorum değil. Buildroot öğreniyoruz. Burada sizi de öğrenme sürecine dahil etmek istiyorum aslında. Benim motivasyonlarımdan biri de ben bu Build Route'a bir süredir bakmak istiyordum. Yani uzun bir süredir. Böyle fırsat bulup bir türlü vakit ayıramadım. Video içerik yaparsam böyle bir seri çekersem onun da motivasyonuyla baştan sona belki tamamlayabilirim diye bir motivasyonum var. Burada öğrenme sürecine dahil etmek istediğim kişiler aslında ağırlıklı olarak öğrenci arkadaşlarımız ya da mesleğinin başında olan genç mühendis arkadaşlarımız. Yani görece tecrübeli biri olarak işte şu an mesleğimdeki 12. yılın... profesyonel anlamda. İşte yaz dönemi stajyer arkadaşlar geliyor ya da yeni başlayan arkadaşlarımız oluyor. Hani onlara bazen diyoruz ki git bunu araştır öğren. E, zannediyorlar ki bazen işte 2-3 saat okudu anlamadı. E, demek ki öğrenemiyorum. Böyle hem bir moral bozukluğu oluyor işte ya da bizlerin bir şeyleri bildiğini görünce kendilerini yetersiz hissediyorlar. Özellikle bu Arkadaşlara hani seslenmek istiyorum. Gerçekten öğrenme uzun süren bir şey. Yılmamanız, yılmamanız lazım. Hani benim gibi tırnak içinde tecrübeli bir mühendisin bile bir şeyleri öğrenirken ne kadar vakit aldı, ayırdığını, ne kadar uzun sürdüğünü, nelere takıldığını aslında biraz sizlere göstermek istiyorum. Zaten benden tecrübeli arkadaşlar Abilerimiz, ablalarımız bunların farkındadırlar. Ama bazen işte dediğim gibi genç arkadaşlar da böyle bir yılgınlık oluşabiliyor. Biraz onu da kırmak istiyorum aslında. Bu eğitimde hedefledim en önemli şey size doğru bilgiyi sunabilmek. Çünkü ben de öğrenmeye çalışıyorum. Ben de doğru öğrenmek istiyorum. Dolayısıyla eğitim materyallerini olduğu gibi hani hiç yorumlamadan size anlatmayacağım. Çünkü ben de öyle öğrenmeyeceğim. bu firması aslında bu konuda en, yani Bulutrut konusunda en yetkin olabilecek firmalardan biri. Çünkü eğitimi hazırlayan kişi zaten bu projenin en büyük kontribütörlerinden yani katkı veren kişilerinden biri. Onun için eğitimin materyallerinin mümkün olduğunca yani olabildiğince doğru olduğunu varsayıyorum. Öğrenirken bunu seç bu materyalleri seçmemin sebebi de bu aslında. eğitim yanında bir de lavlar var. İki farklı kart için laf vermişler. Bir Beagle Bomb Black bir de STM32'nin bir kartı. Ben bu kartlardan birini kullanarak lafları da yapmayı düşünüyorum. Bir de sizlerin de erişebileceği şekilde not oluşturacağım. Kendi aldığım notlar. Hani onların üzerinden de geçeriz e, vakit geçtikçe. Open source olacağı için açık kaynak bir şekilde. Sizler de üzerinde düzeltme yapabilirsiniz. Siz de öyle katkı sunabilirsiniz. Video kısmına gelirsek size çok görsel bir şey vaat edemiyorum ne yazık ki. Çünkü bu video kurgu işini bilmiyorum. Hani yapabilsem de böyle iyi kötü sevmiyorum yani yapamıyorum. Çok sıkılıyorum çünkü onu yaparken. Bu dediklerimi video yapan arkadaşlar anlayacaktır yani sizin böyle 5-10 saniye gördüğünüz bir sahneyi, bir geçişleri falan yapmak saatler sürebiliyor. Yani bunu denediğim zaman vazgeçme yönünde bir karar alıyorum. Onun için size çok böyle görsel şeyler sunamayacağım için şimdiden üzgünüm, özür diliyorum ama güzel bir içerik sunmayı hedefliyorum. Öte yandan bence güzel bir mikrofonum var. Sesim güzel olmasa da ses kalitesinin iyi olacağını düşünüyorum. Burada benim sloganım hep beraber öğrenelim. Ben de bilmiyorum. Beraber göreceğiz bakalım neler var neler yok bu eğitimde. Siz de tek başınıza böyle bir şeyleri öğrenmekte zorlanıyorsanız işte videolara eşlik edebilirsiniz. Videoyu bir kenara açıp bir kenara da eğitim materyallerini açıp benimle beraber üzerinden geçebilirsiniz. Umarım hepimize faydalı bir içerik çıkar. Eğitime geçmeden önce son bir konuya da değinmek istiyorum. Bu biraz teknik bir konu ama İlk videoda bir bahsetmek istiyorum. Şimdi bu eğitim materyalleri internette var ama internetteki herhangi bir şeyi herhangi bir şekilde kullanabileceğimiz anlamına gelmiyor. Lisansına bakmamız gerekiyor. E, fakat Bootlin firmasının materyalleri Creative Commons lisansıyla yayınlanmış ve lisans türü Türkçe okuyorum. BY-SA 3.0 Yani biz burada düzgün atıfta bulunarak bu adamların materyallerine ki bulunacağız, bulunuyoruz şu an, bulunuyorum. Ve benzer lisansla paylaşarak bu içeriği, bu içeriği kullanabiliriz. Dolayısıyla bu videoların, bu serinin e, lisansı standart YouTube video lisansı olmayacak. Creative Commons olacak. Standart video lisansını kullandığım zaman adamların lisansını ihlal etmiş oluyorum. O yüzden bu videolarda Creative Commons lisansında olacaktır. Bunu da ilk videoda belirtmek istedim. Peki eğitim materyallerine nereden ulaşacaksınız? Aslında çok kolay. Bulletlin firmasının sitesinde var. Buraya girdiğiniz zaman eğitimin sayfasına üzerinden geçeceğimiz slaytları indirebiliyorsunuz. Lab'larla ilgili dataları indirebiliyorsunuz ve lab'larla ilgili manuelleri indirebiliyorsunuz. Slaytların dedi İngilizce. Mesela yakın zamanda verilecek bir eğitim var. Yani bu firmadan eğitim alabiliyorsunuz tabii ki de. Diyor ki normal fiyat 669 euro, indirimli 569 euro. 20 saatte bu eğitimi veriyorlarmış. Yine eğitim sayfasından çeşitli bilgilere erişebilirsiniz eğitimle ilgili. Biz şimdi ilk sunumdan başlayalım. Slaytlarla başlayalım istiyorsanız. İlk sayfa bu. Toplamda bu eğitimde şurada göreceğiniz üzere 341 adet slayt bulunuyor. İlk slaytlar böyle firma tanıtımı falan. Bu videoda bunu da aradan çıkartalım da bir sonraki videoda doğrudan eğitime geçeriz artık. İlk sayfada ilgili çok söyleyeceğim şey yok. Tek ilgimi çeken tek şey şu olmuştu. Şuradaki tarih, bakın son güncelleme tarihi. Ben bu slaytı son 1-2 gündür her gün bir bakıyorum. Sürekli artıyor. Sanıyorum otomatik bir derleme sistemleri var. Zaten şeyi hatırlıyorum. Bu bu slaytları latex tabanlıydı ve latex source kodlarına GitHub'tan erişebiliyorsunuz. Eğitimden yani bu videodan sonra bir bakacağım bakalım. Ee, hakikaten otomatik derleme mi var? Çünkü içeriğin böyle sürekli güncelleneceğini zannetmiyorum. Şimdi bir sonraki slide'a geçelim. Evet burada aslında Build System Development Training diye işte eğitim anlatmış falan. Neler var demiş. İşte Public Online Online Sessions dedi. İşte biraz önce baktığımız eğitim. E, dedicated dedi herhalde. Doğrudan firmaların talep ettiği eğitimler. Bunun online ve on-site yapabiliyorlarmış yani online veya e, doğrudan firmaya gidip yapabiliyorlar. İlginizi çekiyorsa, firmanızı almak istiyorsanız e, bu adreslere bakabilirsiniz. Geçiyorum. Biraz Butlin firmasını tanıtıyor. Evet bahsettiğim gibi e, videonun başlarında mühendislik firması aslında. 2004'te kurulmuşlar ben de bilmiyordum. E, şeyi hatırlıyorum ya bu 2018'de, 2018'e kadar free elektron olduklarını hatırlıyorum. Ya bu adamların adı Fire elektron da hakikaten. Eee Sonra bir şey mi geçirdiler, böyle bir telif hakkı, işte bu isim başkasına ait falan. İsimlerini Bootlin yapmışlardı. Onunla ilgili videoyu düzenlerken bir şey bulursam ekrana yansıtırım. Gerçi ben bu Bootlin logosunu da seviyorum, güzel bir logo olmuş. Neyse, Fransa ve İtalya firmasıymış. Ben Fransa diye biliyordum, İtalya'da ofisleri var herhalde. Uzmanlık alanları Gömülü Linux, Linux Kernel'e gerçekten Kernel'e çok katkı sunuyorlar, onu ben de görüyorum. Ve build sistemleri, Embedded Linux Build Systems diyor. Aslında da tam böyle bir sistem. Bu eğitimde bunu göreceğiz. Strong Open Source Contributors demişler. Evet yani Linux Kernel'i ve başka sistemlere gerçekten katkı sunan iyi bir firma diye düşünüyorum. Kendileri bile birebir hiç çalışmadım ama görünüş öyle en azından. Verdikleri eğitimlerden, pardon hizmetlerden bahsetmişler. Bootloader Firmware Development, mesela U-Boot, Kernel porting. Porting dedikleri şey arkadaşlar hani duymamış olabilirsiniz. Elinizde başka bir yeni bir sistem var. Yeni bir kart yaptınız. Oraya Linux çalıştırmak istiyorsanız oraya kernelin port edilmesi gerekiyor ve başka donanımlar varsa elinizde ee, orada bir driver geliştirme yapmak gerekiyor. BSP de aslında buna benzer bir iş. Yani e, Linux sistemin çalışacağı böyle alttaki e, biraz daha işin tırnak içinde ağır sanayi kısmını yapmak. Bunları da yapabildiklerini belirtmişler. Embedded Linux Build System, işte zaten bu eğitimin konusu bu. Open Embedded, biz pardon ya Build göreceğiz. Open Embedded nereden araya girdi? Ee, Yokta ve Open Embedded bir kalem aslında. Build root, öteki kalem. Dediğim gibi benim Yokta'yla ile biraz tecrübem var. Yani bir süredir kullanıyoruz. Özellikle işte Xilinx ile çalışan arkadaşlar bilir. Xilinx'in Petalinux isimli tool'u Yokta tabanlıdır. Ee, bunun dışında ne yapıyorlarmış? Embedded Linux Integration, Çeşitli işler. Multimedya işinde de baya ben bir şeylerini görüyorum böyle. Embedded multimedya işleri falan. Bir de diyorlar ki up, up, open source upstreaming yapabiliyoruz. Yani upstream etmek şu demek. Sizin elinizde mesela bir kendi donanım, donanımınız için geliştirdiğiniz bir driver var. Atıyorum bunu Linux'un ana reposuna eklemek istiyorsunuz. Yani upstream etmek istiyorsunuz. Linux'ta olsun istiyorsunuz ya da başka projelerde işte U-Boot demişler, Yoktu demişler falan. O konularda yardımcı oluyorlarmış. Geçiyorum. Kurslara gelecek olursak bizim kurs şu. Şu an baktığımız Build sistem System Development. Onun dışında şimdi tek tek hepsini saymıyorum ama ağırlıklı Linux kursları var. Bunların hepsini kendi sitelerinden erişebiliyorsunuz. Bu kursun materyaline eriştiğimiz gibi siz yani onlar da erişebilirsiniz ve hepsi belirttiğim gibi Creative Commons lisansıyla lisanslanmış durumda. Buna uyduğunuz sürece bu materyalleri kullanabilirsiniz demek oluyor bu. Ee, open source iyi bir open source contributor olduklarından bahsetmişler. Yani güzel bir şey tabii ki de Linux'a katkı veren ilk 30 firma içerisinde izliyorlar. Herhalde 30. değillerdir. Düşünsene de şey diyorlarmış ilk 34 firma arasındayız falan çok belli olurdu yani o zaman. Bugüne kadar 8000 patch yani şey gibi düşünebilirsiniz bu patch olayını. Kodda bir değişiklik yapmışlar. Her değişiklik bir patch, bir contribution gibi düşünülebilir. Buradan da gidip bakabiliyor musunuz? Benzer şekilde yokta projektin de contributorlarından biriymiş. Bultroot da hakikaten yetkin bir firma. Yani Bultroot'un co-maintainer bu firmanın co-founder'ıydı galiba. İlerleyen slaytlarda vardır belki. Hani ben de bu slaytları sonuna kadar gitmedim. Sadece böyle çok başına baktım. Biraz da tadı kaçmasın, böyle gazı kaçmasın diye. Sizle beraber bakarız diye. E, açıkçası eğitim nereye kadar gidiyor bilmiyorum. Bir şurada şeye vurgu yapmışlar. Open Source Training Materials. Yani yani bu eğitim gibi materyalleri bizim eriştiğimiz gibi herkese açıyorlar. Burada yine sitelerinden bahsediyorlar. Siz buradan tıklayıp gidebilirsiniz. Buraya bakmaya gerek yok. Burada kursla ilgili bilgiler var. Şöyle bir bakalım. Evet kursla kullanılacak donanımlardan biri. Bu Beagle e, Bone Black adında bir donanım var. Bende bu yok. Bende bunun ilk çıkanı var. O beyazdı. Daha sonra bilek çıktı. Bendeki eski bir donanım. Sanırım üniversitede okurken almıştım onu. E, Cortex ARM Cortex A8 işlemcili bir demo board. Yani güçlü bir işlemci. En azından embedded tarafta güçlü bir işlemci diyebiliriz. İşte özellikle RAM'i var. EMMC'si EM var. Yani Single Board Computer Böyle SBC diye geçer. Single Board Computer Single Board Computer kategorisine girebilecek bir ürün. Bunun dışında yine embedded tarafta olan standart arayüzler, HiSQRC, UART vesaire var. Bu BeagleBone'un tepesine takılan şeyler Cape deniyor. Re, diyorum. Raspberry Pi'da Head diyorlardı galiba. İşte şeyde e, ailesinde Shield Shield deniyor. Bunlara. Bunlar da Cape deniyor. Gidip bakabilirsiniz demişler. Geçelim. Bu kursta bu Beagle Bomb bile öneriyor. işte yanına şey alın demiş. Micro USB cable. Herhalde seri kanal falan mı alacağız buradan? Yok değil herhalde. Çünkü altta USB serial cable yazmışlar. Burada benim ilgimi çeken şu oldu. Nintendo Nunchuck diye bir şey var. Kontrolcü var. Bu biraz meşhur bir şey sanırım. Ben denk gelmemişim. Şu arkadaş. Ee, sanıyorum bununla buradan çeşitli inputlar alabiliyorsunuz. Böyle işte gyrosu falan. Yani şey, ivme ölçeri falan var. Butonları var. Acaba buna şey mi yaptırıyor? Driver mı yazdırıyor eğitimde? Bilmiyorum. Bakmadım o kadar ileri eğitimin. Burada benim ilgimi çeken bir de şey oldu. Ee, kursun sayfasında iki tane platformdan bahsediyor. Biri bir BeagleBone Black, bir de STM32'nin şimdi ezbere hatırlayamadım. STM32'nin bir platformunda. Bu slaytlarda ondan bahsetmemişler. Sanıyorum kendi bu slaytları kendi yaptırdıkları yani paralı eğitimlerde kullandıklar için herhalde bir Gilbon kullanıyorlar o eğitimlerde diğer platformu kullanmıyorlar. Yani bende ikisi de yok. Ee, i̇kisi de olmadığı için ben birini yani birini temin etmeye çalışacağım bakalım. Şu an ikisi de yok elimde. Burada şeyden bahsediyor. Dersin başında herhalde sanırım ee, kuyuz oluyormuş. Ondan bahsediyor ve sertifikadan biz zaten bunları sertifika falan almayacağımız için bu kısmı geçiyorum. Evet, dersi nasıl izlemelisiniz? Aslında belki biz de videoları nasıl izlemeliyiz diye bunu yorumlayabiliriz. Hani soru sormaktan çekinmeyin diyor. Siz de yorum yazmaktan çekinmeyin. Sorularınızı sorun. Ee, biliyorsam cevaplarım. Kendi tecrübenizi paylaşın demişler. Hani bizler de paylaşabiliriz. Yani aktif olarak katılın diyorlar. Özetle. Beraber çalışın diyor. Yine tabii. Burada şeyden bahsetmişler kendi Matrix sunucuları varmış bu Discord gibi bir şey. Aslında bu open source böyle Discord gibi düşünebilirsiniz bunu. Başka bir protokol ama. Tabi bizim böyle şu an bir imkanımız yok da hani video yorumları altında e, belki böyle bir kısım oluşabilir. Evet ilk labımız geldi. Practical Lab Training Setup. Ne diyor? E, lab materyallerini indirin ve extract edin yani bir dışarı çıkartın bakalım içinde neler var diyor biz de gelin onu bir yapalım Bu dosyaları yine boot'un firmasının eğitim sayfasından indiriyoruz 2 adet dosya var burada Bir tanesinin adı buildroot Star x e. Bu Beagle e, board için olan Diğeri de buildroot-stm32 zaten stm32 için olduğu belli Bana ilginç gelen şey oldu dosyaların boyut oldukça küçük ikisi de 10 kilobaytın altında İçine baktığımız zaman Çeşitli birkaç patch file bunun gibi çeşitli text dosyaları çıkıyor oldukça minimal dosyalar. Dosyaları açamıyorsanız Windows'ta 7zip ya da işte 7zip nasıl okuyorsanız bu yazılımı önerebilirim. Bu yazılımdan dosyaları da açıp siz de içine bakabilirsiniz. Linux'ta çalışıyorsanız zaten bu dosyayı açmayı biliyorsunuzdur. Evet firma tanıtımı kısmı burada bitti. Artık konulara başlayacağız. Introduction to Embedded Linux'la Embedded Linux yani gömülü Linux nedir? Bundan bahsedecek. Bu videoyu burada sonlandırayım. Bunu bu konu artık bir sonraki videoya kalsın. Burada işte zaten bir giriş yapmış olduk. Hem kendimi tanıttım hem amaçlarımı tanıttım, anlattım. Bir sonraki derste artık doğrudan teknik kısımlara gireriz. Umarım sizler için de faydalı bir video serisi oluşturabilirim. Böyle hep beraber öğrenmiş oluruz. Hani beklentilerinizi ve varsa görüşlerinizi de yorum olarak iletirseniz gerçekten çok memnun olurum bu tarz bir içerik hoşunuza gittiyse videoyu beğenebilirsiniz ya da hani bir sonraki videoları kolay göreyim diyorsanız istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Sizin tercihiniz tabii ki de. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.